Sakarya ilimizin Hendek ilçesinde Ziya Gökalp okulunu ikiye ayırdılar. Bir kısmını eski yerinde bıraktılar. Bir kısmını başka bir okula aldılar. Çok eski bir okula aldılar. Tabii yöntem doğru. Bakın yani orada ikili eğitimden tekli eğitime geçildi. Ama buradaki sıkıntı şu. Bunun geçeceği belliydi. Yeni bir karar değildi. Geçen seneden beri belliydi. O süre zarfında fiziki şartlar iyileştirilebilirdi. Yapılmadı. Velilerden çok büyük şikayet aldım. Okula gittim, baktım. Siz de gidip bakabilirsiniz. Bakın siz de gidip bakabilirsiniz. Özellikle yeni taşıdıkları okulda bina yetmediği için bahçenin daha önceden, aynı bahçede olan, daha önceden de bakımhane olarak kullanılan bir yeri, çok küçük bir yeri, 6 sınıfa ayırmışlar. 6 sınıfa ayırmışlar. 15 metrekarede 20 tane çocuk, sınıf, sınıfta tahta asacak yer yok. Eski model tebeşirli tahtalar. Ben bunu gittim, ilçe milli eğitim müdürüyle görüştüm. Dedim ki burada ne yapabiliriz? Sizin elinizdeki imkanlar kısıtlı olabilir. Biz ne yapabiliriz? Kaymakam Bey'e söyleyelim, il milli eğitim müdürüne söyleyelim, vali Bey'e söyleyelim. Ama bir şeyi yaparken de oradaki velilerle de bir toplantı yapın. Hani bir tarafı düzeltirken öbür taraftan da tepki almayın diyerek çıktık. Okullar açılmadan bir hafta önce. Buradaki koşullar çok kötü. Yani ben 40 yıl önce, bakın 40 yıl önce ilkokuldaydım. Emin olun şartlar daha iyiydi. Emin olun şartlar daha iyiydi. Yani tabiri caizse çocuklar kümeste okuyor. Şimdi ben bu milletin vekili. Neye söyleyecekler? Bize söyleyecekler. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Soruyorum ilçe milli eğitim müdürüne bu nasıl olacak? Bana verdiği cevaplar şu. Gerek yok. Buna gerek yok. İşte böyle ukala bir tavırla, bakın açık söylüyorum, ukala bir tavırla, hatta şunu söyledi. İşte buradan veliler geldi. Ben onlarla görüştüm. Odama aldım. Ben de dedim ki ya alacaksınız tabii. Bu ülkenin sahibi bu vatandaş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Tabii ki alacaksınız. Tabii ki ilgileneceksiniz. Yani bunu bir keyif mi bağışlıyorsunuz vatandaşa? Sizin işiniz bu. Sonra şöyle bir şey dedi. Dedi ki benim tek derdim bu okul değil. Şimdi bakın tek derdim bu okul değil dedi. Ya dedim ki konuşmalarınıza bir ciddiyet olsun. Şimdi haberlerde çıktı. Bir video çıktı ama o videonun daha öncesi konuşmalar bunlar. E tabi adam işi şeye getirdi. Hani siz burada şov mu yapıyorsunuz? Şimdi beni tanıyan herkes bilir. Ben şov yapmam. Öyle bir şeye ihtiyacım da yok. Kaldı ki yapacak olsam elimizde 1000 tane malzeme var. Hani şimdi söyleyeyim o zaman bir tane. Bir müsteşarın altındaki makam arabasını satın kardeşim. Oraya 3 ayda 2 katlı çok güzel bir bina yapabilirdiniz. Çocuklarımız da o okulda okumazdı. Ben müdüre şunu yönelttim. Siz çocuğunuzu bu sınıfta okutur musunuz? Cevap yok. O zaman vatandaşın çocuğuna niye layık görüyorsunuz? Burada bir yanlışlık var mı? Ben işimi yapıyorum. Herkesin de işini yapmasını bekliyorum. Tabii sonra bu derinleşince ortaya başka bir tablo çıktı. Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Koca Ali Kaymakamı tarafından Koca Ali'de 5 tane STK'dan imza alınarak Adapazarı'na gönderilmiş. 8 ay FETÖ'den içeride yatmış. 8 aya yakın bir zaman içeride yatmış. Baylok çıkmış. Evindeki arama tutanaklarında Sızıntı Dergisi'nin, FETÖ'nün meşhur Sızıntı Dergisi'nin ismine yazılı poşetlere çıkmış. $1'lar çıkmış. Bunlar mahkeme dosyasında sabittir. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben şunu soruyorum. Kocaeli gibi bir ilçeden Adapazarı merkeze gönderilen bir ilçe milli eğitim müdürü karnesi ortada. Kocaeli'deyken Kocaeli'yi 14. yapmış. Adapazarı'ndan Hendek ilçesine
Yani 10 bin nüfuslu bir ilçeden 83 bin nüfuslu bir ilçeye gönderiliyor. Ödüllendiriliyor. Şimdi bu şahsa kim sahip çıkıyor? Neden sahip çıkıyor? Ben merak ediyorum. Biz buna layık değiliz. Biz çok daha iyi yönetilmeye layıkız. Ben bunu buradan da sizin vasıtanızla önce Vali Bey'e ihbarda bulunuyorum. Lütfen gereğini yapsın. Ben de önümüzdeki hafta bunu bir soru önergesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na soracağım. Eğer sonuç alamazsam bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na soracağım. Demek ki FETÖ ile mücadelede yalnız bırakılıyor. Bunu özellikle söylüyorum. Ben yıllardır söylediğim, savunduğum, belediye meclis üyelerinin muhtarlar tarafı muhtarlardan olmasından yanayım ben. Belediye meclis üyelerinin muhtarlardan oluşmasından yanayım. Niye? Bakın bugün belediye başkanları dahil, milletvekilleri dahil, hepimiz dahil. Sizin önünüze kim konursa onu seçiyorsunuz. Ben dahil. İYİ Parti'nin genel başkanı birinci sıraya beni koydu. Siz de İYİ Parti'ye oy verdiniz, ben gittim. Beni tanıyor muydunuz? Çok azınız tanıyordu. Şimdi bu doğru değil. En demokratik şekilde seçilen muhtardır bakın. Adam kendi ismini koyar, kendi resmini koyar, seçilir. Hizmet ederse bir daha seçilir. Etmezse bir daha seçilmez. Şimdi belediye meclisinin muhtarlardan oluştuğunu bir düşünür müsünüz? Ya da şu andaki meclis üyeleri ne işe yarıyor? Bu soruyu kendimize bir soralım. Sakarya'daki firmaların çoğu ihracat yaptığı için vergi iadelerinden dolayı Sakarya'ya gelecek para da kesinti oluyor. Hatta bazen eksiye düşüyor. Şimdi bu paranın büyük şehire gelmesi lazım. Bununla ilgili de bir kanun teklifi hazırlayacağız. Ve üzerine düşeceğiz. Bunun yöntemini değiştirseler Sakarya'ya bugün gelen paranın 3 katı gelecek. Düşünebiliyor musunuz o zaman? Büyükşehir Belediyesi 3 kat daha fazla hizmet yapacak. Bakın belediye kimde olursa olsun. O partide bu partide. Önemli değil. Önemli olan bu paranın Sakarya Belediyesi'ne gelmesi ve kullanılması. Bakın şu anda Van'dan gerideyiz biz. Bakın. Biz 30. sıradayız. Van 11. sırada. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. sırada. Burada yapılabilecek ufak bir değişiklik. Bakın bunların sadece bir havuzda toplanıp oradan dağıtılması bütün adaletsizliği ortadan kaldıracak. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi alacağı parayı alamıyor. Bazen de eksiye düşüyor. Diğer alacağından düşüyorlar. Şimdi nasıl hizmet edecek adam? Belediye başkanının kim olduğu önemli değil. Bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Önemli olan burada Sakarya. Biz bunu da, ben buradan da söyleyeyim. Bakın bu şehrin 7 tane milletvekili var. Buyursunlar. Pazartesi günü meclis açılıyor. Gideceğiz. Bir araya gelelim. Hep beraber verelim bu teklifi. Hep beraber verelim. Başka illerden de insanlar katabiliyorsak, milletvekili arkadaşlarımızı katabiliyorsak verelim. Ama sonucunda size bildireceğiz. Şehir hastanelerine biz olumlu bakmıyoruz. Şehir hastaneleri de bakın şunu da söyleyebilirim. Az önce sohbet esnasında söyledim. Şimdi tekrar edeyim. Bakın 3. havalimanı doğru bir projedir. Yapılma yöntemi yanlıştır. Avrasya Tüneli doğru bir projedir. Yapılma yöntemi yanlıştır. Osman Gazi Köprüsü sayabiliriz böyle. Bakın bunlar doğru projelerdir. Bu ülkenin çok akıllı bürokratları vardır. Çok akıllı beyinleri vardır. Bunlar proje üretir. Siyasiler bunu hayata geçirir. Bunların yapılma yöntemleri yanlış. Yöntem yanlış. Bakın burada kazık yiyoruz. Kazık daha da büyüyor. Geçmediğimiz yola para ödüyoruz. Geçmediğimiz köprüye para ödüyoruz. Şimdi şehir hastaneleri de böyle. Ya biz o projeyi doğru bulmuyoruz. Ya o projede aynı yöntemle yapılıyor çünkü. Hastalara müşteri gözüyle bakılıyor. Biz ondansa daha kaliteli hastaneleri yayarak vatandaşın daha iyi hizmet almasından yanayız. Evet. Ben şöyle geçeyim mi? Başkanımız olarak. Ben de sana. Ben de sana. Ben de sana.